أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kaçtı 557 sözler. 3. Haşiye. Oku bakayım Mustafa. 3. Haşiye. Çünkü bilmüşahede gayet cevaplarlı bir faaliyetle şu alim-i kesif ve süflide pek kesretle nur-u hayatı serpmek ve işal etmek, hatta en hassas maddelerde ve taaffun etmiş cisimlerde kesretle taze bir nur-u hayatı ışıklandırmak, o kesif ve hassas maddeleri nur-u hayatla letafetlendirmek, cilalandırmak, sarahata yakın işaret ediyor ki gayet latif, ulvi, nazif, hayatlar diğer bir alemin hesabına şu kesif, camit alemi zerratın hareketiyle, hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir aleme getirmek için zinetlendiriyor. İşte beşer haşrını aklına sığıştıramayan dar akıllı adamlar Kur'an'ın nuruyla rasat etseler görecekler ki bütün zerratı bir ordu gibi haşredecek kadar muhit bir kanunu kayyumiyet görünüyor, bilmüşahede tasarruf ediyor. Peki. Buyurun bakalım, bugünkü ders ikiniz de, Fatih ile sen de. Ne buldunuz bakalım? Fat, başta Mustafa. Şimdi bu dersine nuru hayatla madde üzerinde, hani kesif olan bir maddenin, süflü olan bir maddenin nuru hayatla, o maddenin kesif ve süflü maddenin nuru hayatla işal etmesi, nuru hayata, nuru hayatı serpmesi, en hassas maddeleri tefon etmiş o maddeleri, yine nuru hayatla ışıklandırması, o kesif, hassas maddeleri nur hayatlandırma, letafetlendirmesi ve cilalandırması var. Yani mevzumuzun ana şeyi bu. Şimdi, nasıl ki güneş ziyasız olmuyor, işte ilim nursuz olmuyor, ruh da nursuz olmuyor. Yani hani onlarda bir zaruret olduğu gibi, yani güneşin ziyası güneşin zaruret olduğu gibi, nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın zatında ilim zaruret olduğu gibi, adeta hayatın kendisinde de nur zaruridir. Hani nursuz hayat, o zaman hayat olmaz. Ama hayatın nuru ne demek o zaman? Hayatın nuru ne demek? Şimdi lemalarda hayatı tarif ederken şu tabirleri kullanıyor. 5. lemizde, ismi haybasında. Hayatın öyle bir camiyeti var, adeta umum kainatta tecelli eden ekser Esma-i Hüsna'yı kendine gösteren bir cami aynı ehadiyettir. Yani sana hayat bütün Esma'ya mazhardır. Yani hayat bütün Esma ile beraber hayat oluyor. Eğer bütün Esma'nın yani mazhariyet olmasa hayat, o zaman o hayat burada saydığı şeyler olmaz, yapamaz onları. İşte yani kesif olan maddeyi latifleştirmek, İşte cilalandırmak, işte ışıklandırmak. Buna... Yani hayat gözükebilmesi için bütün esma mı lazım? Bütün esma olması lazım. Bütün esmanın adeta tecellisidir yani. Yani nasıl ki hayatın ziyasından bahsediyor. Yoksa şöyle olur mu? Böyle ha. mi diyorsun? Öğrenmek için soruyor. Hayat müstakil, diğer isimleri aktif etmiş. Emrine kullanıyor. Birinci yol bu. Böyle tamam, midir? Hayat orada galip esmadır yani. Bütün isimlerin hulasası mıdır hayat? Evet, aynen. Bütün isimlerle beraber. İkisi farklı şey bak. Öyle bir şey diyorsun ki, hayat kendisini bu alem-i şehadeti göstermesi için diğer isimleri aktif ediyor. Aynen. Bu mu? Bu. Yoksa bütün isimlerin hulasası hayat değil. Hayat müstakildir. Müstakil. Yani o bütün isimlerle beraber olmazsa o zaman... Buna muvaffak olamaz yani. Hı. Yani kesifi letafetleştiremez. Demek ki. Peki başkan, hayatın
Mesela nur diyor Hasan abi, hayatta Cenab-ı Hakk'ın nur, işte nur ismi vardır. İşte diğer ismalar gibi. İşte ziyası derken işte Cenab-ı Hakk'ın kadir ismi vardır. Hatta bir şeye hayat girdiği zaman diyor, insan penceresinde birçok esma da girer diyor. Tamam. Peki nuru hayattan ne anlayacağız yani? Nuru hayattan... Bir de hayatın şöyle bir şeyi var. Mektubatta yani kainatla irtibat noktasına, kainatla nasıl bir irtibatı o hayatın? Kainatın ruhu, nuru, mahiyeti, esası, neticesi, hulasasıdır. Hayat? Hayat kainatın ruhudur, nurudur, mahiyeti, esası, neticesi ve hulasasıdır. Yani hayat olmazsa o zaman denilebilir ki kainat olmaz. Sayfa kaç? Onları hep söyleyeceksiniz. 238 mektubat. Mektubat. Yani aynı zamanda sanki çekirdeği ve neticesi gibi. Hem esası derken de bir nevi çekirdeği gibi. Kainatın çekirdeği hükmünde hayat. Ve mayesidir diyor yani maye. Kainatın sanki yani bütün aslında bütün cemadattır, hayvanattır, bütün mahlukatın, bütün mükevvanatı böyle teşekkül ettiriyor sanki mayesi derken. Maye yani maya mı yani? Maya manasında evet. Yani mayasız tatsız olmuyor. Mesela mayasız bir ekmek de oluyor, sertleşiyor. Yani o hayat da olmasa olmuyor kainat o zaman. Devam et bakayım. Yine hayatın nurunu çözeceğiz inşallah. Nerede bulamadım 238? 238 var. Başta mı? Hemen ikinci paragraf, altıncı kelimenin hemen başında. Hayat, yuhyi. Yuhyi tamamlayayım. Ha, kainatın ruhudur, nurudur, mayesesi tamam. Evet. Evet. Şimdi dinliyorum. Şimdi abi ben konuyu şeyden ele aldım. Tahavülat-ı zerrat, yani zerrelerin tahavül etmesiyle ilgili konuya başladım da ele aldım. Şimdi ondan önce de, oraya girmeden önce şu lemalarda birincinimizde, yani ismi Hay, Vasıf'ın birinci nemizinde bir ifade var, onu okuyayım önce. Hem hayat bu kainatın tezgahı azamında öyle bir istihale makinesidir ki, bir istihale makinesi hayat, mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor. Temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Hayat bir makine, istihale makinesi. Makine. Evet. Oraya ne girerse... Yani bu kainatın tezgah-ı azamında bir istihale makinesi mütemadiyen tasfiye yapıyor. Yani mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor, yani saflaştırıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Lemalar mıydı? Lemalar 330. 330. Ha. Yani hayatın bir vazifesi var. O zaman bak. Hem ufku hem size teneffüs ettireyim, hem nefes alın, hem... Bak, hayat bir tezgahmış. Makine, değil mi? Evet, istihale var. Bak, makine. İyi bak, sen zaten makine mühendisi. Makinenin içine pislikleri atıyoruz, değiştiriyor. Bir de söylüyorum. Evet. Pislik ayrı şey, makine ayrı bir şey. Hayat makinesinin içine taarufun etmiş, kokuşmuş iti, gübreye atıyoruz. Attık mı? Makineye attık. Buradan farklı bir şey çıkıyor. Ha, o zaman mevcudat ayrı, hayat ayrı. Şimdi iki şey çıktı. Ufuk olsun diye. Her konuyu işlerken, hangi konuyu işlerseniz işleyin. Dört isme hakim olmanız lazım. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Tamam. Şimdi bak. Çok farklı bir isim var burada da onun için girdim. Mevcudat, hayat mevcudatın içine girmiyor burada. Mevcudat hayatın içine giriyor. Bak, hayat tezgahına, Fatih, hayat makinesine taaffun etmiş şeyler giriyor. Ve onu değiştiriyor formatını. Mevcudat neyin içine giriyormuş? Hayatın içine giriyor. İsmi zahir itibariyle hayat, bak ismi zahir itibariyle hayat, eşyanın içine giriyor, mevcudat hayatlanıyor.
Tamam? Bunlar hep fikiriz. Hayat buraya girer, bunu canlandırır. İsmi zahir. Mülk böyle. Sanki şöyle bir durum oluyor. Sana çekirdeğin diyor, başka bir yerde çekirdeğin diyor. Ukde-i hayatın ruhu çekirdeğin diyor. Poramı hükmünde. Evet. O poramı kışa döktürüyor. O. İsmi batın cihetiyle mevcudat hayatın içine giriyor. Yani mevcudat hayatın içine giriyor. Yani odun içindeki nur. Farklı şeyler ya. Şimdi İsmi batın cihetiyle baktığın zaman bütün her şey hayat tezgahına giriyor. Bütün her şey hayat makinesine giriyor. Hayat onları değiştiriyor, nurlandırıyor. Başka bir alem hesabına çalıştırıyor. Sanki melekut, gayb ve alem-i şehadet ortasında bir tezgah. Gelen her şey buraya dökülüyor, burada değişiyor. İsmi batın cihetiyle ağaç büyüyüp de hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için ağaç büyüyor. Yani 14. söz. Şöyle Hasan abi, yani çekirdeği bir nevşineması vardır. Programın ağaç olarak inkişafı vardır. Zahirde bu. Fakat hakikatte hayatın imbisatı vardır. Evet. Hayat hakikaten imbisat etmezse. Hayat imbisatı var. Hayatın imbisatını madde imbisat ettiremez. Hayat bir çekirdektir diyelim. Madde gelip de hayata, hey arkadaş ben büyüyorum, kalıp olacağım ağaç, ben ağaç olacağım, sen uyuma, gel beni içerimde ceyran ol, benim içerimi kuşat diyemez. Mevcudat hayata böyle bir lüksü yok. Yani ilk önce kalıp oluyor ağaç da, herkesin anladığı bu. Ondan sonra hayat buna giriyor. Ağaç canlanıyor. Adeta ilk önce madde oluyor, sonra hayat geliyor. Öyle oluyor. İlk önce madde oluyor. Yani binanın inşası var, sonra binanın ihyası var. Bu mülk cihetinde böyledir. Zahir de böyle. Zahir bu. İsmi zahir böyledir. Mesela Azrail aleyhisselam gelir, ruhunu alır. İsmi zahir budur. Hakikatta Azrail aleyhisselam buradadır, gider. Yani ağaç büyüdüğü için hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için imbisat var. Hayatta imbisat hakikati var. Hayatın kendisi var. Sonra mevcudat ona uygun kalıp yapıyor. Onu bilirim diye şey yapalım. Demek o zaman sana bir ağacın büyümesi ismi batın cihetiyle hayatın imbisatından zahirde ağaç büyüyor diyoruz yani. Evet. Ama burada bir devam edin de bir şeyiniz var. Temelde olayları çözümlemede, çözmede bu sistem, yöntem eksikliğimiz var. Böyle gözüksün diye beraber işliyoruz. Yani müzakerede sistemin nasıl işleyeceğini görmemiz lazım. Şimdi birincisi, bu dört isimle bakacağız o eksikliğimiz. İki, hep nur geçiyor, hayatın nuru. Nur ile ziyayı ayırt etmeniz gerekiyordu bu konuyu anlamanız için. Bu konuyu anlamak için kilit noktalar nur, ziya, hayat. Gerisi zaten çözülmüş oluyor. Eğer bu, yani bir şeyi çözmek için bu paragrafı meydana getiren, bu konunun ana teması olan tabirler çözülmese, bunu 10 tane de 100 tane burayı dolduralım vakıflarla. Hepsi bir şey konusuz, hepsi bir zandır. Bizi tatmin etmez. Yarın o konuşanlar da değiştirecektir. Hepimiz, ben de dahil. Niçin? Temelde bir kavram şeyi yapmıyoruz. Kavram, yani çözüme. Mesela bunun üzerine düşünüyoruz. Değil mi? Bak hatamı şu. Bu paragrafı çözeceğiz. Oysa bu paragrafı okuyacağız. Paragraf okuduktan sonra bu paragrafın ana kilitlerini alacağız. Hayat, bak. Hayat. Nur. Nur olunca ziya ile ayırt etmem lazım. Ondan sonra bu kadar yani. Diğerleri kolay. Nur, hayat,
Zerrat, onlar zaten mevcut. Bunu çözeceğiz. Şimdi devam et. Şimdi ismi batınla ona dikkat etmenizi istiyorum. İkisinin de hükmü değişiktir. Farklı olur. Kendisine bakın mutlak ve muhit ve latif olan nur odun olarak göstermiş. Nuru kontrol edemezsiniz. Mutlaktır. Muayyen değil. Her yerdedir. Ama odun bir yerdedir. İşte bu mülk. Odunun, nurun mülkü. Odunun da melekütü nurdur. Yani birbirine geçiş yapmamız lazım mevzuyu şey yaparken. Miraç mektubada bir Miraç bahsi var. Orada diyor ki Miraç maceraları diyor. Hani bizim malum maceralarla Miraç'ı anlayamayız diyor. Yalnız diyor ise Mirsad-i Tefekkür ve bir ünvan-ı muhalaza ile bakabiliriz diyor. Bakabiliriz, imanla hissedebiliriz diyor. Evet. Onu hissedebilmen için, tamam o dediğin aynen öyle. Bu tabirlerin, bu dört tane isimle baktığımız zaman, bunu nasıl hissederiz? Nur-u imanla. Nasıl? Şimdi konu işlediğimiz zaman, bu hariç işliyoruz hep. Bak dikkat edin, hep hariç. Bunu bitirdikten sonra bu mevzunun bizdeki karşılığı nedir? Bu mülk. Sonra geleceğiz. Hayat bizde ne ifade? Hayat nedir? Yani enfüste bunu izah edeceğiz. O zaman bir şey yapılır, hazm olur. İşte aynı onun gibi sana bir hayatın da kainattaki tecellisi de işte buradaki tabirler yani kesif maddeleri, sufli maddeleri, işte cilalandırması, ışıklandırması, işte letafetlendirmesi olan hakikati de yani somuttan zerre soyut hakikat. Tabii son ama bu kendi aleminde taşırsan dima ve kalp meselesi itibariyle enfusi tefekkür o zaman seni aktif ediyor. Ha Fatih seni dinleyelim. Fatih güzel teknik gidiyor. Hem hayat bu kainatın tezgahı azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor. Yani bu geçen derslerdeki o hakaiki nisbiyenin zuhuruna vesile olan bazı zıtların gelmesi vardı ama bazı hakikatlerin çıkması için, hakaiki nisbiyenin zuhuru için bazı zıtlar konulmuştu kainatta. Bu hayatla birlikte, bu makineyle birlikte bu tasfiye gerçekleştiriliyor. Mesela hayatın içinde zıtlar var mı? Yani kainatın içinde zıtlar var. Ha. Bu hayat makinesinin içine girmesiyle birlikte kainat o tasfiye gerçekleştiriliyor. Zaten kıyamette de bu tasfiye son şeye gelecek. Peki gelecek. Bu kainattaki zıt olan esmaların tecellileri farklı farklı. Bu nisbidir. Hı hı. Büyük bina, küçük bina. O büyük bina dediğin şey de gökdelene göre küçük oluyor. Nisbi. Bu nisbi neydi hakikat? Hariçteki kıyasta olan realiteler. İtibari neydi? Hakiki itibariye. İtibari kendi alemimizdeki. Alemimizdir. Onu taşıyoruz. Kendi alemimizde eğiyoruz, büküyoruz, kesiyoruz, doğruyoruz. İtibari burada. Emri itibari bu. Emri nisbi bu. Yani emri nisbinin kaynağı hariç, emri itibarinin kaynağı insanın kendi yapısı. Yani aldığı malzemeyi ben burada keserim, doğrarım, büyütürüm, küçültürüm. Burada o zaman, hayır çok güzel bir şey dedin de onun için. Hakaiki nisbiye var ya hariç, onu derecelendiren içine hayat girmesiyle olur. O zaman mevcudat donukluktan nura dönüyor. Yani nur kendi varlığını ifade ediyor. Nur ile ziyayı ayırt etmek adına sen oku, en sonunda ben onu şey yapayım. Çünkü çalışmanın zamanı olmayayım. Tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Bak ismi batın değil mi? Evet. Mektep, kışta, tezgah, hayatmış. Mevcudat hayata giriyor. Hayat mevcudata girmiyor. Mekteptir diyor. Kıştadır, tezgahtır.
Sonra güzel bir yer bulmuş. Evet. Adeta Zat-ı Hay ve Muhyi bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve sufli olan alemi dünyayı latifleştiriyor. Işıklandırıyor, bir nevi beka veriyor. Baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Evet. Burada böyle devam ediyor da bu mevzu. Tamam, sen öteki sen oku. Şimdi burada da... Nerede? Tekrar bu haşiyeyi bakacak olursak, yani burada da Cenab-ı Hak işte nuru hayatı serpmekle bu kesif maddeleri, alemi kesifi ve alemi sufledeki sufleyi nuru hayat vasıtasıyla, yani nuru hayat serpmekle işal ediyor, latifleştiriyor manasında. Yani bunu da tehavvülat-ı zerrat, oraya gelmeden tekrar şu okuyacak, tekrar şu kusura bakmayın. Yine mektuba sayfa 295'te. Kaç? 295'te bir misal var. Mesela nasıl ki harikulade bir fabrika makinesine adi bazı maddeler atılır. Bir fabrika makinesine adi bazı maddeler atılır. Yani buradaki haşiyedeki bu kesif sufli adi maddelerle şey yapıyorum. Adi bazı maddeler atılır. İçinde yanarlar, zahiren mahvolur. Fakat o fabrikanın imbiklerinde çok kıymetli kimya maddeleri ve edviyeler teressüp eder. Hem onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çarkları döner, bir taraftan kumaşları dokumasına, bir kısmı kitap tabına, bir kısmı da şeker gibi başka kıymetli şeyleri imal etmesine medar oluyor ve hakeza. Demek o adi maddelerin yanmasıyla ve zahiren mahvolmasıyla binler şey vücut buluyor. Demek adi bir vücut gider, âli çok vücutları irsiyet bırakır. İşte şu halde o adi maddeye yazık oldu denilir mi? Fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı, o sevimli maddeleri mahvetti, şikayet edilir mi? Aynen öyle de velillahi mesrül âle halik-ı hakim ve rahim ve vedud muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Yani bu nuru hayattan ben bunu alamadım. Yani tahavvülat-ı zerrat, zerrelerin tahavvül etmesi, hareket vermesi. Zerreleri hareketlendiren, evet, hayat mıdır diyorsun? Nuru ve hayat deyince ben o manayı anladım. Yok, hayatın nuru zerrelerin hareketi midir? Yani hayat var, nur hayat olunca o harekete gelmesi. Yani bir fil olması anlamında ben anlıyorum meseleyi. Yani. Harekete gelmesi. Şöyle olur mu? Nuru hayat sıfattır. Nur onun kendisini ifade eden dışa vuruşudur. Mesela şöyle diyeyim. Su hayattır. Buz ise mustakil bir vücudu yoktur. Suyu nedir? Sıfatıdır. Yani odunun içinde duman ve nur asıldır. Odun gözükmesi sıfatıdır. Sıfatla cevher arasındaki farkı şöyle anlayın. Cevheri alırsanız, asıl alırsanız ortada bir şey kalmıyor. Ama sıfatı kaldırırsanız cevher kalır. Mesela buzu yok ederseniz su kalır. Ama buzun içinde suyu yok ederseniz buz da yok olur. O zaman su asıldır, buz dışa vuruştur. Hayat su gibidir, buz ise hayatın nurudur. Bu manada zaten nurda ve ziya arasındaki farkı size... Kısa bir şey yapacağım. Çalışarak geldim yani. Belirli mesela Cenab-ı Hak demek ki bu kainatı nurlandırmak için zerrelere hareket vermiş. O zaman zerreleri hareketlendiren hayattır. Öyle mi? Ortaya çıkan zerrelerden ortaya çıkan nescedilen sanatta hayatın nurudur. Yani hayatın dıştaki vasıfları, tezahürleri. Orada okudum kadar. Evet. Orada ben yazmışım var. Burada tam şeyi bulamadım. Nereden yazdığımı. Yazdığım yere okuyor. Evet. Tahavülat-ı zerratın ve zihayat cisimlerde zerrat harekatının binler hikmetinden bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır ve alem-i uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manedar olmaktır demiş. Yani tahavvülat-ı zerratın bir hikmeti de yani
o zerreleri nurlandırmak anlamında. Yani nuru hayat, ben böyle anladım yani bu zerrelerin harekete gelmesiyle birlikte o hayat, yani nuru hayat serpmesi bu anlamı taşıyor diye anlamıştım ben. O zaman yani nur içerisindeki vasıf ve sıfatların ortaya çıkması. Yani bir nur gelince o bir kuvve olan o cefer dediğimiz bir kuvve oluyor. Şey bir fiil oluyor. Tamam. Ortaya çıkıyor. Ben anlıyorum nur. Mesela nuru iman, nuru Kur'an olsun. Mesela ben öyle şey yaptım ona. Tamam. Mesela baktığım kadarıyla nuru hayatta bu şekilde herkese. Bu kadar. Yani ben bu kadar şimdi falan. Mustafa abi sen... Ben o zaman Mustafa bakarken ben Ziya ile nuru bir farkı şey yapayım. Ondan sonra gene onu şey yap. O zaman veya varsa takdim edeceğin onu alayım. Yok şu an yap da bakayım siz. Tamam. O zaman ben size Ziya ile Nur arasındaki bu kavram Risale'ni okurken şey olmamız lazım. Bu bazı kavramlar alemimizde oturması lazım ki her derste bunu düşünmememiz gerekiyor. Yani çünkü bir ders yapıldığı zaman o malzeme başka bir dersin çözmesinde, çözümlemede malzeme olması lazım, yardım etmesi lazım. Yani bu derste Ziya ve Nur konuşulmamalıydı. Ama konuşmamız lazım. Ben size şey yapayım. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaza etmek için. Ziya zatına aynadır. Ziya zata işaret ediyor. Başka Risale'deki yerleri. Ziyadaki elvan-ı seba gibi. Ziyada elvan-ı seba var. 7 renk var. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Güneşten nur çıkmaz. Güneşten ziya çıkar. Ziya maddeye çarptığı zaman ısı, ışık, renk ortaya çıkar. Bir sürü dalga boyları, ultraviyolar, nötrinolar, bir sürü dalga boyları çıkar. Güneşten bir parçacık çıkar. O nur değildir. O ışık değildir. O ısı değildir. O bir şeydir. Her şeyin hakikati olduğu için bir şeye benzemez. Maddeye çarptığı zaman içerisi dışarıya çıkıyor. O ziyadır. Yani fizikteki karşılığı fotondur. O ziya güneşten çıkandır. Çıktığı zaman maddeye çarpınca nur çıkıyor. Nur ise elvan-ı seba denilen 7 tane renkten bir tanedir. Veya bütünün adıdır da diyebiliyoruz. Şimdi demek ki ziya kaynaktır. Nur ise onun sıfatıdır. Mevzumuzla alakalı olursa, hayat esastır. Hayatın ortaya çıkarttığı şeylerde, eşyada gözüken sıfatlanmalar, hayatın nurudur. Şöyle de 336 sözlerden şey yapayım, daha okuyacağız, devam edeceğiz. Sözlerde şöyle diyor, şey, Lemalar 336. Allah'ın dışında, bir makine koyalım. Allah'ın dışında arş azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, 7 kat sema koy içine. Cennet cehennem o kadar ufak ki bu alemler için saymadım bile. Koyduk mu? Yani Allah'ın dışında bütün alemler. Özünü alalım. Hayatı da tanımamız lazım. Özünü aldık. Çıkan nedir? Hayat. Hayat. Özü derken odur. Hulasası kainatı. Kainatı hulasası. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Kainat yapacağım dedi. Temel bilgilerimiz oturması lazım. Karar vermesi irade. Projesi ilim. Bu projeyi uygulayacak, yapacak malzemesi tuğlası, çimentosu, hayal. Yani cennet, cehennemin, taşın, toprağın, arşın, kürsün, her şeyin malzemesi, her şey hayat ile yapılmış. Hayatı kainattan çıkarsak buzdan suyu çıkartmak gibidir. O zaman mevcudat hayatın sıfatıdır. Dışarıya çıkana hayatın nuru denilir. Asla ziya denilir. Ve şemse ziya vel kamera nura. Barlada da geçiyor bu ayet. Ziya-i şemse nuru kamere izafe ediliyor. Yani ziya kamera vurur, kamerden istihale geçirerek bize nur gelir. 24. sözden de şey yapacağım sizinle.
çabuk çabuk gideyim çünkü konumuz bu değil ama bu ders herhalde 2-3 ders olacak. Acelemiz yok zaten. Güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin ayna vasıtasıyla senin elinde verir. 15 sözler. Ne demiş? Güneş sana, güneşi sana taşıyandır ziya. Perdesiz aynada gözüken adeta ehadiyet cilvesidir. Güneşi sana bir tamamıyla taşıyan ziyadır. Sende sana vurduktan sonra ortaya çıkan nurdur. Güneşin nurudur. Güneşi bir tamamıyla karşıya taşır. Ziya aynada güneş temessül eder. Başka? O şems ezel ve ebede biz çendan nihayetsiz uzağız. Yanaşamayız fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. 15 sözler. Akrebiyete bakıyor ziya. Yani onun sana yakınlığı. Mesela şöyle diyeyim. Güneşin sana yakınlığına akrebiyet, senin gayret edip 150 milyon kilometreyi aşmana da kurbiyet. Ziya, güneşin sana yakınlığı. Nur ise senin ona yakınlığın. Allah'ın bize yakınlığına akrebiyet yani ziya. İşin melekutiyet tarafı ziya. Başka? Güneş ziya vermeksizin mümkün değildir. Öyle de uliyet de peygamberleri göndermek de kendini göstermeksizin mümkün değildir. 61 sözler. Yani ne demek? Güneş ziyasız düşünülemez. Ziyasız güneş bir kütledir. Güneş denmez. Değiştir ismini. X. Şöyle düşünün bak bir de söyleyeyim. Ziyasız güneş düşünün. Olur mu? Olabilir ama onun adı güneş olmaz. İsmini değiştirmeniz lazım. Hem güneş olup hem ziya verme olmaz. Allah da uliyetsiz olamaz. Yani Allah da halik, Allah'tır ama halik değildir. Allah'tır ama mevcudatı yoktur. Allah'tır ama peygamberi kendisini tarif edeni yoktur. Ne demek? Güneştir ama nuru yoktur gibi. Güneş ziyasız düşünülemez. Yoksa ona güneş denemez. Allah da halik olmaksızın zuhuratsız olamaz. Allah bu kainatı niye yarattı? Ne ihtiyacı vardı? El cevap, güneşin ne ihtiyacı vardı nuru vermeye, ziyayı vermeye? Nuru vermek güneşin ihtiyacından mıdır? İktizası. Yapısı mıdır? İktizası mıdır? Demek ki güneşin nuru vermesi, ziyayı vermesi iktizasıdır, yapısıdır, tabiatının gereğidir, donanımının özelliğidir. Bunun dışında düşünemezsiniz veya su ıslatmıyor. Böyle düşünemezsiniz. Suyun ıslatması ihtiyacından değildir, donanımın özelliğidir. Yani iktizasıdır. İktiza, özellik, ihtiyaç değildir. Ah mesela şöyle diyemez güneş, ah ulan ah. Biraz böyle yaz gelse de bu ağaçları büyütsem çok ihtiyacım var. Kereste ihtiyacım var, yaprağa ihtiyacım var benim, çiçek olmasına ihtiyacım var, böyle bir problemi yok. Demek ki iktizasıdır. Güneşin böyle olduğu gibi Allah da kainatı ve bizi yaratması iktizasıdır, ihtiyacı değildir. Lazime-i zatiyesidir. Başka sözler 85'i okuyorum. O vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesine bir divaneliktir. Güneşin lazime-i zaruresi olan ziya, onun iktizasıdır, gereğidir. Başka sözler 110. Evet, hayat ezeli güneşin ziyası olan bu meşhur cilve-i hayat elbette yalnız bu alem-i şehadete ve bu zaman hazıra ve bu vücud harici münasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazardır. Ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile hayatlar ve ziyadardır. İzah. Bu cilve-i hayata ziya diyor. Cilve-i hayata ziya diyor. Ziyanın özelliği mekana ve zamana bağımlı olmadan, kendi hakikat ve mahiyetini bozmadan var olan. Nur ise zamana ve zimine bağımlıdır. Ziya perdesizdir. Ziya zata, nur ise esmaya. Yani ziya sıfata, nur ise esmaya bakar. Nur ziyadan çıkar.
hayatın nuru. Ona da gireceğiz. Ha, makineyi konuşuyorduk. O aslında çözmemiz lazımdı. Niye atladık? Bir makine düşün. Bazen beni şey yapın, kontrol edin. Ben nasıl oluyorsa, ben nereye geçtim ben anlamıyorum. Bir ağaç düşer, makine düşünün, bütün kainatı koyduk. Arş, kürs, tamam mı? Ondan sonra kainat şeye kadardır, arşa kadardır. Şeceri hilkat, kabı kavsiyene kadar. Dört melaike, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Arş-ı azam, arş, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, arş, kürs, dünya. Koyduk, aldık mı? Öz, nedir, ne çıktı? Hayat. Hayatı da bir makineye koyalım ama daha hassas bir makineye koy. Ne çıkar? His ve şuur. Bak gördün mü? İnceleşiyor hayat. Onu da koyalım makineye. Ne çıkar? Akıl cevheri. Burada bitti hayat. Ruh ise hayatın zat-ı müstakil bir yapısıdır. Cevheridir. Yani daha inceltip ruh cevheri çıkmaz. Ruh ise hayatın da hakikatıdır. Beslendiği yer. Yani beslendi derken ruhun dört özelliği vardır. Ziyayattır, zişurdur, kanunem vücudarici. Hani hayat ruhun bir sıfatıdır. Yani hayatsız ruh vardır ama mahluk değil, cevher olur. Çünkü ziyayattır bak. Ruhun dört özelliği var. Demek ki hayatı ilk önce anlayalım. Hayat bu kainatın aslıdır. Bu kainat, taş, toprak hayatın sıfatıdır. Yani nurudur. Nura denilir sıfatlanmak. Ha? Cevher. O zaman hayatta durduk. Hayatın aslına doğru gidersek ziyaya gidersiniz. Hayattan mahlukiyet meratibine, zuhura, tecellilere bakarsanız bu yönün adı nurdur. Alem-i şehadete bakan cihet. Evet. Hayatın alem-i şehadete bakan esmanın tecellisindeki her bir mertebesi nurdur. Ama hayatın aslına doğru gidersek, o da cevhere doğru gidersek, onun adı ziyadır. Bunu bilmezsen, 506 söz der ve 507 söz der de, hayat ruhun ziyasıdır, hemen karşıya geç, şuur hayatın ziyasıdır, hemen karşıya geç, şuur hayatın nurudur diyor. Aynı şeyi farklı söylüyor. Bunu bilemezsen, yani, şuur hayatın nurudur. Ziyasıdır, nuru da var. Mesela orada var. Şimdi diyelim ki, ilk önce seninkisini alayım Fatih. Öteki küçük Fatih'i söyleyeyim. Şuur hayatın ziyasıdır. Şuur. Hayat kainatın hulasası değil miydi? Tamam. Peki hayatın daha özünü al. Ne çıktı? His ve şuur. Ne oldu? Ziya. Hayatın da özü. Yani hayatın derken, özü derken, hayatın inci tarafı, hayatın melekütiyeti. Bir daha söylüyorum, bütün kainatı makineye koyduk, çıkan hayat. Hayatı da makineye koyduk, çıkan, hayattan çıkan his ve şuur. O zaman his ve şuur, hayatın içerisindeki ince bir melekütiyet tarafı. Hayat mülk olursa, his ve şuur melekut olur. O zaman şuur, hayatın ziyasıdır. Yani hayatın daha içerisidir. 506'ya gel. Şuur hayatın nurudur. Yani hayatla insan şuurlanıyor. Yani eyleme dönüşüyor, faaliyet oluyor. Şuur hayatın nurudur. Hem nurudur hem ziyasıdır. Yani ben hayal mi? 506'da ziya, 507'de nur diyor abi. Anladın mı? Yani niçin bu farklı kullanıyor diye söylüyorum. Yani ne dedim? Hemen bir sayfaya. Hemen bir sayfa şurada bak. Bunu çok soruyorlar hariçten. Sizden gerçi maşallah bildiğiniz için sormadınız o. Şuur hayatın ziyasıdır. 506 bak. Şuur hayatın ziyasıdır. Hemen karşıya geç. Şuur hayatın nurudur. Bunu anlam, şey yapamazsak bir sürü yorum duyarsın. Bir sağ herkes farklı yorum yapar. Ama 336 lemalarda ne çözülür? Nasıl? Hayat kainatın nesidir? Hulasasıdır. Şuur ve his hayatın hulasasıdır.
Akıl da şuur ve histen süzülmüş, his ve şuurun hulasasıdır. Tamam? Ne yaptı? İçeriye doğru gidiyoruz. Görüyor musun? Bak, kainat, gir içeriye. Hayat, gir içeriye. His ve şuur, gir içeriye. Akıl çevir. Bitti. Ha, bu yönden bahsediyor. Şuur, hayatın ziyasıdır. Yani hayatın içeriğidir. Daha latiftir. Çünkü taş da hayatlıdır ama şuuru yoktur. Bitki de hayatlıdır ama şuuru yoktur. Nebatat da hayatlıdır. Hayvanat da hayatlıdır, şuuru yoktur. Ama burada şuur ise hayatın nurudur. Şuur. Yani hayat vasıtasıyla insanda şuur denen bir şey olur. Hayatın sıfatıdır şuur. Hayatta olanlar da olur. O zaman bu ne yaptı? Hayattan bu tarafa baktırıyor. Buraya durduk. Şimdi devam ediyorum. Gerçi bu Ziya'yı okurken çok meselelere girilmiş oluyor zannediyorum. Sözler 117'de Ziya metanı neşetmek. Ne çıktı? Ziya bütünseldir, cemül cemdir, camiül ezdattır. Güneşin sana direkt vurması ziya, senin alemlerinin imbiklerinden, sen okuduğun imbiklerinden geçip süzülüp dışarıya gözüken de nurdur. Yani hayat sana giriyor, sende değişikliğe uğrup, sende duyma, işitme, davranış biçimleri, o zaman hayatın nurudur. Yani hayat şey değiştirmiş, hal değiştirmiş. Başka sözler 166'da diyor ki, hem o güneş her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nazır olduğu, o zerrenin kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi ve bir nevi timsali görülmesiyle anlaşılır. İzah. Ziya bize zatını taşıyor. Kendisini kabiliyetinin durumuna göre farklı farklı ifade ediyor ziya. Ziya zatı asadır. Yani şöyle de diyebiliriz. Allah'ın direkt tecellisi, Allah'ı sana taşıyan ziyadır. Allah'ı çeşitli yöntemlerle, yollarla, işte ilhamlarla, vahiy ile anlaman da nurdur. Başka, güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı sebası, 194'ten okuyorum, izah. Ziyanın içindeki elvan-ı sebası, nurun içinde yok. Elvan-ı seba, nurun içinde yoktur. Çünkü ziya, renk yoktur. Yani şey, renk değildir. Ziya, renk değildir. Ama bütün renkler oradadır. Ziya, ısı değildir. Isı oradadır. Elektrik gibidir. Kablo bak yanmaz. Ama elektrik ocağını bağlayın, elektrik ocağı ısınır. Elektrik soğuk değildir, klima değil. Ama klimayı bağlayın, soğutur. O zaman elektrik bütün cihazların hakikati olduğu için bir şeye benzemez. Unutmayın, her şeyin hakikati olan bir şeye benzemez. Cevherler gözükemez, cevherler bir şey olamazlar. Bu sıcaktır, soğuktur, ampuldür, bilgisayardır, kaynak makinesidir. Elektriğin sıfatıdır. Elektrik cevherdir, öyle düşünün. Buna göre cevherdir. Cevherler gözükmez. Cevherlerin tipi yoktur, hacmi yoktur, kütlesi yoktur. Ağırlığı yoktur ve yaşı yoktur. Cevher. Allah da cevher olduğu için kainatın yaşı yoktur. Cevherin eveli yoktur, sıfatı yoktur, hacmi yoktur, başlatanı yoktur. Yoktur yani. Mesela ona ait bir misal vereyim elektrikten. Var ya bu pervaneler dönüyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı mil takılı. Enduvi dedikleri bobin, benim mesleğimdi biraz, dönüyor. Ama bobinin içinde dönüyor. Bunu açıkta yapın, hiçbir şey olmaz. Burada döner. Tamam. Bu disk vardır. 1, 2, 3, 4. Mıknatıs ve kömür. Burada. Tam mıknatıs var. Bunun içinde bu dönünce, bak dikkat edin, boşlukta herhangi bir yere temas etmiyor. Bu bakır bir bobin. Burada Allah hiçlikten bobine benzemiyor. Bu diske benzemiyor. Şeye, yatağa. Havada da değil.
Burada mıknatısın içinde bakır bobinin dönmesiyle Allah hiçlikten manyetik alan diye isimlendirdikleri bir alan meydana geliyor. Anafor. Yani vasıfsız vasıf, tipi, şekli yok. Elini koysan yanmazsın, bir şey olmaz. Bir acayip bir şey. Manyetik alan diyoruz. Tuhaf. Sonra bu dönmeye devam ettikçe manyetik alan çoğalıyor. Ama dikkat edin, bobinden çıkmıyor bu. Diskten de çıkmıyor, havadan da değil. Bu manyetik alan izah edilemiyor. Sıkıştırılıyor tabii, çoğalıyor ya devam. Bunun da kömürün üzerinde bir kablo var. Kablo bu sıkışan manyetik alan, elektrik değil bu. Sıkışınca kabloya elektrik olarak indirgeniyor. Sıkıştırılıyor kabloya. Sonra Zeytinburnu'na giriyor, milyonlarca cihaz çalıştırıyor. Şimdi bunu uyguluyorum. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazdır. Eğil, kalk. Aynı şey. Yani pervane. Aşağıya gidiyor, yukarı çıkıyor. Aşağıya gidiyor, yukarı. Ya bu namaz kılıyoruz da ne oluyor ki? Namaz denilen bu elektrik üreten pervane gibidir. O harekete, bedene bağlı olan dima var. İster istemez her hareket beyinle olur. Beyinsiz hareket, hareketsiz beyin olamaz. O dinamo beyindir, dimadır. Buna bağlı. Namaz bedensel hareket. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu dinamo döndü. Yani bu harekette dima bağlı. Bu biliyoruz, dima kalbin hizmetçisidir. Kalp iki ayağı var. Makesi hissiyatı, öyle miydi? Makesi hissiyatı vicdan. Makesi efkar. Mazhar hissiyatı vicdan. Makesi efkarı dima. Yani iki ayağı var kalbin. Unutmayın bu. Aklı, dima, kalpten kopuk düşünmeyin. Aklın A şıkkı, kalbin B şıkkı da vicdan. Yani ikisinin bütünlüğü kalbin meydana getiriyor. Tamam? Kalpte başka şeyler de var. Kalbin ayağıdır dima, kalbin ayağıdır vicdan. Ha iyiydin. Bu eğilip kalkıyor. Bu dima dönüyor. Dima endüvi gibidir, bakır. Yedi tane, hakikaten yedi tane kanal var. Biz mektebini okuduk. Böyle yedi tane var. Bazılarının da 11 tane oluyor ama esas temeldeki büyük bobinlerde yedi tanedir. Tevafuk ediyor dimağın yedi mertebesine. Dönüyor. Bu neyin hizmetçisiydi dima? Kalbin, kalbin içinde dönüyor. Kalpsiz dima olmaz. Dönünce bu, kalbin içinde dönen dimada manyetik bir alan dediğimiz Allah'ın hiçlikten yarattığı, irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur, iman oluyor. İman imal ediliyor. Buradan iman enerjisi imal edilince hissiyata bindiriliyor. Hissiyat kablodur. Tamam? Ruha taşınıyor. Ruh da Zeytinburnu şehridir. Zeytinburnu şehrinin içindeki aletler de ruhun içindeki istidat ve kabiliyetlerdir. O zaman o cihazlar aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı ile aydınlanıyor. Bu aşağı yukarı yaparken adam kaynak yapıyor. Aşağı yukarı derken adam ekmek pişiriyor. Tamam? Hiç alakası olmayan. İşte eylemin batındaki karşılıkları. Şimdi ben niçin buna girdim? Buradan ortaya çıkan ziya diyelim. Elektrik ise nur oldu. Eğer elektriğe ziya derseniz çalıştırdığı aletler nurdur. Tamam? Başka bir yer okuyorum. Her bir aynede aksini gösterdi. O akislerin her birine güneşin hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı sebah bulunuyor. Eğer faraza güneş zişur olsaydı bak. Güneş zişur olsaydı harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı sebası, sıfat-ı sebası olurdu. Aks dedim. Aks ne demek? Ahirini evvel yapan, evvelini ahir yapandır. Aks. Işığı veya sesin geri dönmesi, bozmadan geri dönmesi. Mesela daha diyorsun ki hey, daha şöyle yapıyor. Hey. Allah diyorsun dağın karşısına. Dağ Allah 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 Allah. Yani ne yaptı? Bozmadan
sana geri yansıtana aks denilir. Cam güneşi aks eder. Bozmadan, dönmeden, dönüştürmeden iade ediyor. Sesi ve sureti. Ziyadaki elvan-ı seba bulunuyor. Ziyada elvan-ı seba bulunuyor. Çok antika bir yere şey yapacağız. İlgimizi çok çekti. Cismaniyetle alakalı bir yer. Bunu araştırırken Allah hakikaten tuhaf bir yer nasip etti. Garibize gidecek. Zalam zaf-ı ziya oldu. Bu mefte hak, hayat var gör. Sözleri 220. Bir de okuyayım. Zalam, zalam a çekiyor. Zarf-ı ziya oldu. Zalam, yani zalam karanlık zulmet. Zarf-ı ziya oldu. Bu mefte hak, yani hak gerçek. Yani arkası olan, gerçek demek arkası olup bir yere doğru giden hayat var gör. Anladığımı anlatıyorum. Şimdi yazıyorum size. İlginç bir yer. Zalam karanlık ve zulmetti. Lugat manasıyla bak. Zalam zaf-ı ziya oldu. Yani ziya, ziyaya zarf karanlık oldu. Karanlık zarf içinde nur var. Zarfın içinde mektup. Zarfa Arapçada zarfa zarf denilir. Zarfın içindeki mektuba mazruf denilir. Tamam mı? Şimdi zalam ziyayı zarf oldu. Yani karanlık ve zulmetler ziyaya ne olmuş? Zarf olmuş. Yani karanlığın içinde nur var. Hastalık böyle adam. İşte ona gelecek. Karanlık ziyanın zarfı gibi. İçinde onu saklarmış. Çok acayip bir fizik kanununa gireceğim şimdi. Eğer içinde o yoksa, yani karanlığın içinde nur yoksa, ona zaten karanlık denemez. Karanlık diyebilmen için içinde zıttını barındırması lazım. Çünkü bu alem-i şehadette lahuti hariç, onlar hariç hiçbir şey zıtsız olamaz. Zıttını zatında barındırır. Dertler bana derman imiş. Sırrı da burada bak. Bir de okuyorum. Karanlık diyebilmen için içinde zıttını barındırması lazım. Karanlığın içinde nur on yoksa karanlık yoktur. Olmaz. Hayat nasıl mefti barındırmışsa hayat bakıyoruz hayat mefti barındırmış. Hayatın içinde çıkıyor meft. Hayat nasıl mefti barındırması ne kadar gerçekse, mefte de hayatı barındırması o kadar gerçektir. Hayatın içinde meft, meftin içinde hayat var. Karanlığın içindeki nur, nurun içindeki karanlık gibi. Eğer nurun içinde karanlık yoksa, nurun derecesi yoktur. Sonsuzdur ve her şey kör olur. Birbirini ifade edemez değil mi? Edemez. Yani nur diyebilmen için içerisinde nuru mutlaklıktan çıkartacak, muayyenleştirecek, belirli bir dereceye konumlandıran içindeki zulmettir. Mesela şu anda saat diyelim 2-3, sabah başkaydı. Öğleyin tepede başka, akşam başka. Sebebi birbirine dönüşmesi demek içerisinin zıttının müdahalesiyledir. Yani Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü kudretin içerisine acizlik yok. Meratip yok o zaman. Bir şeyi mertebelendiren içerisine zıttının müdahalesiyledir. İçerisinden zıttı alırsanız o artık muayyen, o bu varlık cinsinden olmaz. Çekip gider. Mutlak olur. Mutlaklık da burada olmaz. Abi o zaman insan çıkıyor. Ne demek insan çıkıyor? Yani bu alemde Allah'ın hakiki en cami aynası insan ya. Evet, en cami aynası insan. O insan olmak... Zaten insan baktı. İktiza ediyor yani. Ne? İktiza ediyor. Mecburen insan olmak zorunda. En iyi şekilde orada gözükecek. O zemin oluyor çünkü. Vaydi kıyası.
Evet, ancak burada gözükecek yani sen. Evet. Hatta bab insaniyettir. İnsan kapıdır, kapı. Allah'a girmek için, gitmek için. Bab diyor, İnsan bab. Değil Hasan abi, insaniyet kapı. Ha, insaniyet kapı, ben de. Yani, insaniyet kapısı. Sonra insaniyete çıkar insan. Onur, en hakikatli olarak, en cami olarak insanda gözüküyor. Evet. En iyi zemin oluyor yani. Evet, Allah'lık hakikatini en iyi gösteren zemin insandır. Ama bunu yakalamanızı istiyorum. Zalam, zarf-ı ziya oldu. Yani zulmet, karanlık, ziyanın zarfıdır. O zaman burası, burası mıdır? Burası zarftır. Neyi barındırıyor? Burası dünya odundur. Odunun neresindedir nur? Odunun neresinde nur varsa ahiret dünyanın orasındadır. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Mana kelamın neresinde ise ahiret dünyanın orasındadır. Kelam uslubun neresinde ise ahiret dünyanın orasındadır. Devam edeyim. Yani Risale-i Nur dünya ve ahiret mülk ve melekütü bitirmiş. Bir şey kalmamış. Yalnız bir şey takılıyor kafama şimdi abi benim. Şimdi kainat makine dedi üstad. İstihale evet. Makinası. İçine atılan şey nurlanıyor. Şimdi sahabeye diyor 40 dakikada almış olduğu feyzi bazı insan 40 senede. O zaman onlardaki cevher direkt nurun kendisi mi ki geleni anında? Aniden. Diyor. Aniden. Direkt cevherle. Cevherle muhatap. Hiç kışır yok onlarda. Yani 40 sene müthiş bir şey. 40 sene değil. Mesela ne yapıyor? Allah Resulü şöyle yapardı. İksir-i nuranisi var. Sirayet. Ben de geçmişte şöyle bir düşüncem vardı. Yani öyle... aks o zaman aynısını yani söylediklerine tam teslimiyetle mi olmak bunlar? Evet, aks değiştirmeden dönüştüren. İsmi Azam oluyor değil mi Hasan abi? Evet, yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam insiba ve inikası var. Bu inikas ve insiba sirayet ediyor. Yani Allah Resulü oraya sirayet ediyor. Gülün güle kokunu sirayet etmesi. Odunun içerisine suyun girmesi, yani odunun içerisine nurun olması, Allah Resulü'nün insiba ve inikası sirayet edince adam bir görüyor, tamamen zirve yapıyor. Demek o zaman o sirayet edebilmesi anında sirayet var. Peygamberimizin İsmi Azam'a mazhariyetten kaynaklı. Mazhariyetten. O da ama alıcısı da ona açık. Ona ait bir tane realitede misal vereyim. Almaya da yaşayanlar bilir. Köpeği taşıyanlara bakın. Türkiye'de de vardır. Çünkü pek olmadığı için fazla ilginizi çekmez. Köpeği taşıyana bakın, sirayete bakın. Köpek sahibine, sahibi köpeğine benziyor. Eğer benzemiyorsa mutlaka emaneten gezdiriyordur veya yeni almıştır. Kesinlikle benzer. Yani nurlanmadan gidenler tam teslimiyet olup narlanacaklar mı? Öyle diyor. Nurlanana kadar narlanacaklar yani. Devam edelim. O bizim meselemiz değil. Benim alemimde o şey yok. Güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi. Ziya güneşi gösterir. Nur ise direkt göstermez. Ziya güneşi gösterir. Nur göstermez. Nur ayı gösterir. Ziya güneşi gösterir. İmanın ziyasıyla. Fakat muhabbet ilahiyenin ziyasını tasamun eden imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle anladığımı söylüyorum. İmanın nuru ziyayı tasamun etmiş. Yani zarf nur. Mazruf ise ziyadır. Yani imanın mahluk olan tarafı nurdur. Muhabbet şuunat-ı zatiyi gösterir. Başka? Çiçeklerin süslü renkleri. Güneşin ziyasındaki yedi rengin istihali inikasiyesinden neşet ediyor. Yedi renk ziyanın içinden çıkıyor. O zaman nur, mülktür, ziya, melekuttur. Yani hayatın nuru, hayat ziyadır. Hayatın nuru, o nur ise hayatın mülküdür. Bu tarafı çıkışıdır. Başka? Güneşin kamera ve seyyarelere Fatır-ı Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli ve geniş feyiz ve nurundan sonra kamera, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru, güneşten külli bir süreden istifade eder sözler 337. Anladığımı söylüyorum. Kamer,
o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru. Nur ziyanın gölgesidir. Ziyanın sıfatıdır. Size masamda şöyle bir sarı defter var. Kuday Attar gelir misin? Orada bir şey de naklediyorum, kesiyorum. Bak bir de okuyayım. Kamer o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru. Yani güneşten ziya alır kamer. Kendi aleminde değiştirerek, dönüştürerek bize veriyor. Ayın bize verdiğine nur, güneşin bize verdiğine ziya deniliyor. Şimdi ben size o zalamla, zalam zarfı ziya olduğu, bu alem üzerindeki o ince tenteneli perdeyi kaldıracak başka bununla alakalı bir yerde bu devam ettim. Bunun son harika bir şeydir diye. Zalam, karanlık zulmet demektir. Hak, bütünlüğü koruyan, hakiki gerçek, sureten gözüken eksiklikler gibi olmayan içteki bütünlük. Cenab-ı Hak. Hak'tan bahsediyorum. Bir de okuyayım. Belki hızlı konuştuğum için karıştırıyorum. Cümleyi okuyorum. Sözler 220. Zalam, zarf-ı ziya oldu. Bu mefte, yani ölümde, hak, hayat var gör. Bu mefte, hak, hayat var gör. Şimdi zalamı anlattım. Hakkı konuşuyorum. Cenab-ı Hak'taki hak, bütünlüğü koruyan, hakiki gerçek, sureten gözüken eksiklik gibi olmayan, içsel bütünlük, her şeye hakkı hayatını veren, yani dört esmanın, evvelu, ahiru, zahiru, batını isimlerinin bütünlüğü. Zalam yani karanlık, zulmet diyebilmen için içinde ziyanın olması lazım. Yani hayat nasıl mefti barındırıyorsa mefte hayatı barındırıyor. Nasıl ki hiç alakası olmayan odun parçası neyden çıkması? Yani hiç alakası olmayan odun parçası neyden sesin çıkması. Vacibül vücut da her şeyi müstakilün bizzattır. Vacibül vücut da, vücutta da her şey müstakilün bizzattır. Mümkünatta ise, yani Allah müstakilün bizzattır. Yani içinde içeriğinde zıtlar yoktur. Onun için ölümü yok, başı yok. Mümkünatta ise her şey ama her şey zatında zıtlığı barındırıyor. Meftin içine hayat, hayatın içine meft, siyatın içine hastalık. Şimdi ona ait cümleler okuyorum. Çok ilginç bir yer. Burayı ondan sonra keseceğim. Buna benzer okuyorum. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Bir de okuyorum. Zeval aynı visal oldu. Yani ayrılık aynı kavuşmaktır. Mesela dün okumuştuk değil mi? Çarşamba dersinde. Ne çalıyor? Güzel bir ney. Mevlana frakı görüyor. Nasıl frakı görüyor? Bu odun parçasından ses çıktı. Çıktı diyorsun. Çıkmadan önce ses kanuniyet itibariyle vardı neyin içinde. Ama ses çıktı. Çıktığına göre çıkmıştır. O zaman çıktığına göre zeval oldu. Aynı Mevlana böyle diyor. Yani neyden çıkan sesten zevali anlamış. Çünkü odun parçasında çıkmadan önce ses buradaydı kanun. Ama neyden çıktı? Çıktı yani. Aslından ayrıldı. Ayrılana da firak denilir. Ustad böyle demiyor. Çam dağı diyor. Ağaçlar her bir ağaç ne oldu? Ağaçların yani neyin delikleri var? Ağacın dallarındaki o yapraklar da neyin deliklerine dokunur gibi ses çıkıyor. Ustad diyor ki, evet bu ses de ağaçtan çıktı ama diyor. Bu diyor, onu anlatmak için o aslına kopmamıştır diyor. Aslını başka bir şekilde taşımak içindir diyor. İçerisindeki bil kuvve esmayı bil fiiliye dönüştürdü diyor. Çekirdekten ağacın çıkması, çekirdeği boşalttırmadığı gibi sesin çıkması da diyor,
O mana mertebesi bitmemiştir. Hatta mana güçlenmiştir. Ağaca ne diyor ustad? Onlar neye ne diyor? Deliklere ve üfüren neye? Mevlana üfürüyor. Çam dağındaki ağaç neye? Hakikat üfürüyor rüzgarı. Ve çıkan da hakikatin terennümleri. Yani bir insan öfürmüyor. Neyse fazla girmeyeyim. Zeval diyor. Aynı visal oldu. Zeval demek aynı kavuşmaktır. Çünkü burada hapis diye. Ses. Ses diyor buradan ayrılmadı. Zaten buradayken ayrıydı. Aslına doğru gitti diyor. Zeval aynı visal oldu. Ayrılık aynı kavuşma oldu. Yani ölüm ayrılık değil tam tersine aslına kavuşmaktır. Elem aynı lezzettir diyor. Elem aynı kan. Fakrı kendisi gına buldum. Fakrı kendisi gına buldum. Yani fakirlikte tükenmez bir zenginlik buldum. Kafayı yemişler ustadı. Fakirlikte zenginlik mi olur? Der yani insan. Ama Allah Resulü diyor ki el fakru yani fakrımla övünüyorum. Fakrımla övünüyorum. Bak fakrı kendisi gına buldum. Aste tam kuvvet var gör. Acizlikte kuvvet var. Mesela bebekte mesela. Herkesi aktif etmiş. Eğer hakiki abdi hudabin isen hudutsuz bir safadır gör. Akıl miftah kendisi oldu. Fena babu bekadır gör. Şimdi ona ait izahlarımı yapayım size. Aynı yerde, aynı şeyde zıttının barınması, bulunması, batınına rağmen zıt görünebilmesi. Yani odun ama içinde nur var, duman var. İkisi de zıt. Ama iki zıt batında varken mülkte öyle bir şey yok. Odun parçası. Odunun içindeki nurun odun gibi kesip görünmesi. Başka iki. Alim-i şehadette zıtsız bir şey bulunamaz. Var olanlar, lahuti olanlar ki iman gibi. Diğerleri hep zıtları barındırır. Karanlığın aydınlığı örtmesi, odunun nuru örtmesi, buzun suyu örtmesi, lafzın manayı örtmesi, uslubun kelamı örtmesi, bedenin ruhu örtmesi gibi. Yani ruh insanlar zanneder ki bedenin içindedir. Oysa beden ruhun içindedir. İnsanlar zanneder ki hayatın sonu mevttir. Oysa esas hayatın mukaddemesidir. Hayatın içinde mevt çıktığı gibi meftin içinden hayat çıkar. Yani ağaçın içinden çekirdek koptuğu zaman mevt olmuştur. Çekirdek ağaçtan koparsa çekirdek ne olmuştur ağaçtan? Mefte uğramıştır. Düştü aşağıya. Oysa o çekirdekten hayatın çıkması, meften hayatın çıkması. Yani birbirini örten hakikat, dünya ahiret üzerinde örtülmüş tenteneli bir perdedir. Ne demek? Tül perdesini uzaktan bakın. Veya kız, hanımların kız çocuklarının yaptığı tenteneli var ya. Ona böyle baktığın zaman böyle desen var. Uzaktan bakınca böyle kaşı olur. Deliklidir. Yanaş. Allah Allah. İşte dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Tefekkür ettikçe dünyanın o tenteni esbabın bir süret olduğunu, köpük olduğunu, altında nehir attığını, yani bazıları var böyle dağın tepesinde de bulutu şey zanneder, kar. Adım atar doğru uçuruma gider. Bulutu atladığın anda diptesin. Suyun üzerinde köpük görürsünüz. Durgundur. Bizim memlekette çok olur. Ama bunu tecrübeli oldukları için tuzağa düşmezler. Mesela ben denize, derelerde çok ömrüm geçti.
köpük çok olur o durgun yerler. Çok acayip kalın. Hadi bir basayım desen doğru suyun içindesin. Ha, şu alemi şehadet suyun üzerindeki köpük gibidir. Yani köpük sudan ayrı bir vasfı yoktur. Suyu alırsanız köpük yoktur. Köpük nedir? Suyun hareketinden, zerrelerinden ortaya çıkan sudan farklı bir suyun sıfatıdır. Köpük suyun sıfatıdır. Sana şöyle diyebilirim, uzaktan bakınca sanki suyu örten bir köpük ama yakınlaştıkça hani köpüğün çok basit bir şey oldu. Altın köpük suyun sıfatıdır diyeceksin. Ustad ona 25'in sözde iki misal veriyor. Uzaktan baktığın zaman diyor Galati Basar göz yanılmasıyla dağın tepesiyle sema bitişik gözükür. Gidin diyor bakın tepeye çıkın dağa oho. Veya ikinci örneği ustadın. Uzaktan bakınca deniz yüzüğüyle uzaktan sema bitişik gözükür. Gemiyle gidin bakın ki oho ne kadar mesafe var. Gözün aldanması. Yani burada nasıl aldanıyorsak dünya da ahiret üzerinde aynı böyledir. Yani mana harfiyle baktığı zaman yakında köpük olduğunu görmesi. Evet. Değil mi? Mesela belki de aramızda birkaç kişi ölmüştür. Öldüğünü bilmiyor ve hala şehit olduğu için bizim hala derse devam ediyor. Çünkü şehit bilemez öldüğünü. Öyle değil mi? Ondan sonra aynı ne şekilde ölmüşse devam eder. Allah. Aynı devam eder. Hiçbir şey haberi yok. Ölmüştür. Fakat öldüğünü bilmez. Aynı kıyamete kadar devam ediyor. Belki aramızda birkaç kişi var. Evvelde gider mi abi? Ha? Evvelde gider. Evet her tabi. Aynı hayatı yaşar. Ubeyd isminde bir talebem vardı diyor. Yer altında bana yer hazırlıyor. Benim öldüğümü biliyor diyor. Oysa kendi şehit olmuş haberi yok. Kıyamete kadar aynı. Şu anda mesela vefat eden şu anda ne yapıyorsak kıyamete kadar aynı meclis. Ondan sonra tam ders biterken Allah Allah ne oluyor ya? Kıyamet kopuyor. Fesubhanallah. Daha dersi bitiremedik. Ne çabuk kıyamet koptu diyecek. İşte belki de bazıları ölmüştür. İnanın. Şaka demiyor. Şüphelenmeyin. Evet. Dünya ahiretin üzerinde. Perde var abi. Evet. Tentemi. Cevapla ilgili bir şey tamam. Vardı. Tamam. Seni dinle. Şimdi burada Ziya ile Nur'u anladık herhalde. Hayat makinenin işlemesiyle her şeyin kesafetinin letafetleşmesi alemin ahiret hesabına dedi. Tabii burada bu faaliyetin yapılmasında hani birçok esma, kudret vesaire isimler var. Burada Cevat Dağı'nı faaliyet diye bir tabir kullanmış. Niye Cevat? Yani eşyanın hani kesafetin letafete gitmesindeki bu faaliyete Cevat Dağı'nı bir faaliyet diyor. Alemi kesif, alemi süfli, işte alemi süfli, alemi kesif, nur hayatın serpilmesiyle cilalanıyor, ışıklandırılıyor ve tafete doğru gidiyor. Niye Cevat Darhane? Yani Cevat. Yani, peki şöyle bir şey yapalım mı? Bu ders mukaddemeydi şimdi. Burayı işlemedik daha. Öyle değil mi? Tabeler var üzerinde. Hayatı öğrendik. Nur, hayatın sıfatıydı. Ziya, hayatın cevhere doğru yönüdür. Hayat koy buraya. Nur, hayatın dişe vuruşu. Ziya ise hayatın cevherliğe doğru. Ondan sonra Nur ile Ziya'yı ayırt ettik. Yarın buna okuyacağız. Burada bir çalışılmış bir yer tamam, var. Tamam, onu da alayım. Cevat'ın lügat manasına baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın cömertliği diye kainatı, işte kainat sofrasını sermesi anlaşılıyor. Fakat bu da sırada Cevat'ın bir muhafak manasını söylüyor. Cevat mutlakın hadsiz merhameti müsaade etmez, nihayetsiz cüdü bırakmaz ki verdiği nimet vücudunu, o nimet vücuttan pek müştak ve layık olan ruh insanını geri alsın. Yani verdiği bir nimeti geri almıyor. Yani kesafeti bu defa ne yapıyor? Daha mükemmel bir şekilde latifleştiriyor alem-i ahiret hesabına. Geri almıyor yani. Çok antika. İşte ne güzel bir şey ya. Bu ustad şeyi düzeltiyor. Eski bazı müştehitleri, müştehit diyorum, asfiyaların şeyi. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iki kavli var. Bunlarla kalı cevapla. İlk kavlinde haşirde hayvanlar ve kafirlerin çocukları hakkı hukukunu yaptıktan sonra toprak olacak. Sonraki son iki senesindeki İmam-ı Rabbani Hazretleri kavlini değiştirmiş. Ustad da şey yapıyor. Yani
Kerem ismi bırakmaz. Allah yaratacak, sonra yok edecek. Oysa cesetler yok olacak, ruhları bakidir. Kerem ve Cevat verdiği makamı geri almaz. Çünkü niye? Esma'nın hakikatine zıttır. Yani Esma'yı yok edebilir misiniz? Hangi Esma'nın içine atacaksın ki o Esma yok olsun? Esma'nın hakikatini neşettikten sonra, o ruh, o hayat, Esma'ya aynadarlık ettikten sonra onu Adem'e nasıl atarsın? Esma'nın zıttıdır yani. Hakikatin zıttına dönmesidir. O mümkün değil. Allah verdiği makamı geri almıyor, olmuyor. Niye almıyor? Çünkü Kerem diyor, Kanun-u Kerem, Kanun-u Cevap, Kanun-u Hakikat asla verdiğini geri almıyor. Mesela ayet-i kerime var bu manada, diyor ki, siz de benim ayetimdir, bana gelmiştir Peygamber vasıtası aleyhissalatü vesselam. Herkes böyle düşünebilir. Diyor ki, benim bana teselli veren, siz, ben korkuyorum acaba davayı elimden alacak mı Allah diye. Hep korkardım. Allah bu davayı benim elimden alır mı diye. Hep dua ediyorum. Gene de ediyorum da şöyle ediyordum dua. Ya Rabbi, Allah'lığın hatırına elimden alma. Ve diyor. Sonra o ayet-i kerimede ne diyor? Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Almaz. Sen bırakırsın. Ayet numarasını alabilir mi ama? Hafızamdayım. Rad suresi 11. ayet abi. Ha, Rad suresi 11 miydi? Evet abi. Aferin lan sana hafızım. İşe yarıyor bak, görüyor musun? Ne, Musa mıydı? Eyüp. Eyüp. Aferin. Rad 11 miydi? 11. ayet abi. Rad 11. Aferin benim. Millet kendi değiştirmediği Allah o millet değiştirmez yani. Bir kaldı. Evet. Siz değişmedikçe Allah sizi değiştirmez. Allah sizi değiştirmez. Benim için Kur'an kadar değerli bir ayet var. Başka bir ayet. Esas bu. Kur'an'ı Kur'an yapan ayet, bana göre. Kur'an'ı Kur'an yapan. Eğer o ayet olmasa, Kur'an şaibeli olurdu. Kur'an'a şüphe bakılırdı. Haklıyızdı. Haklı da olabilirdik. Kur'an kadar, mübalağa etmiyorum, Kur'an kadar değerli, Kur'an'ı Kur'an yapan ayet. Nedir o? Kur'an hakkında şüpheleri ortadan kaldıran ayet şudur. Kur'an'ı Kur'an yapan, onu biz indirdik, biz koruyoruz, koruyacağız. O zaman Kur'an korunmuştur ve korunuyor. Çünkü Allah diyor ki, teminatı benim. O zaman Kur'an korunduğuna en büyük delil o ayettir. O zaman Kur'an'ı Kur'an yapan o ayettir. Ha, bu Kur'an'ı ama bana ait olan ayet, yani herkes Peygamber Aleyhisselam şahsında fena fil Resulullah olursa o ayet bana geldi diyebilirsin. Onun zatından dolayı. İşte Rad 11 bana gelmiş. Nedir o? Sen değişmedikçe alsan, sen bunu bırakmadıkça, sen, Allah bunu senin elinden almaz. Niye? Hak ismine zıt. Kerem ismine zıt. Yani okuduğun yer. Allah verdiğini almaz. Alama, sen bırakıyorsun. Almıyor. Çünkü irade-i cüz-i meylanı, irade-i kölde evet. Tağlık eder. Değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi yarın direkt senden alacağım. Tamam. Bu neyi toparlayacaksın? Hayat bilgisini aldık. Nur ve ziya, sözler var ya 5-6-7, şuur hayatın ziyası, şuur hayatın nuru, onu şey yaptık. Ondan ziya ile nur arasında fark ettik. Nur hayatın kendisini ifade ettiği yön. Abi ziya daha öz diyebilir miyim? Ziya öz canım abi. Melekut tarafı ya. Nur ise ziyada ısı var, ışık var, renk var, ultraviyole ışık var, dalga boyları var. Ama kendisini dışarıya ifade ederken atoma çarpınca ısı, ışık, nur vesaire. Sen İrfan bir şey mi diyecektin? O son dediğinizi soracaktım. Tam cevap oldu. Öyle mi? Sadece elvan-ı seba mı nur demek? Hayır hayır. Ziyanın içinde ısı, ziya, güneş kompledir. Yani güneşi direkt perdesiz bilce taşıyan ziyadır. Güneşi perdeler arkasında çiçektir, aydır. Eşyanın üzerinde güneşi değiştirerek renklerle bize tanıttıran, güneşe tanıttıran nurdur. O gelen nurdur. Mesela çiçeğin üzerindeki renk nurdur. Ama çiçeğe inen ziyadır. Çiçekten bize gelen nurdur. Onu dönüştürerek değiştirmiş. İşte Allah direkt taşıyana ziya. Allah'a bir vasıtalarla bize gelen Allah'ı tanıma yöntemlerimiz nur. Tamam mı? Mesela Risale-i Nur
direkt değildir. Kur'an ve Resulullah'a yapmış. Direkt olsa haşa vahiy olur. Kur'an direkt ziyadır. O asfiyaların kitapları nurdur. Onun için Risale-i Nur'a ayetlerin ayetleridir diyor. Yani Allah'ın delilinin delilleridir. Hatırladınız birinci şu anda. Tereşuhudur denilir mi Risale-i Nur'a? Kur'an'ın tereşuhatıdır. Aynı zamanda temessülatıdır. Kur'an'ın bu asırda manevi, icaz-ı manevisidir. Dolayısıyla nurdur. Ziya ise Kur'an'dır. Hani ziya ve nuru her çeşitli yönlerle misallendiriyorum ki kafamızda kalsın diye. Kur'an'da her makam var ama Risale'nin bu asra aittir. Geçmiş ayetlere ait dersi yok vesaire. Ama Kur'an her asra bakan var. Risale'nin ise bu asrın eseridir. Dolayısıyla nurdur. Tamam. Ve ahir davahum en elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.